Her şey 5 yıldan beri çok güzel ilerliyor. Yani biz burada çok festivaller gördük, çok etkinlikler gördük. Bence en profesyoneli ve bizi de en çok mutlu eden bu. Bergama Tiyatro Festivali bizim için kermes dışında tiyatro izlemek demek Bergama'da, Asyopion'da. Orada bir hareket olması demek. Esnaf olarak da çok mutluyuz bu işten. Çok da memnunuz. Bergama'nın tanıtımı için çok önemli bence. Zaten bu etkinliği destekliyoruz. Desteklemeye de inşallah devam edeceğiz. 50. yılına kadar da olsa. Bu sene 5, nice 50 yılı olur inşallah. İnşallah devamı da gelir. Bitmez de. 7 yıl önce İstanbul'dan geldim ben Bergama'ya ve tiyatroyu Bergama Tiyatro Festivali sayesinde sevdiğimi söyleyebilirim. Bizim için çok değerli. Bergama çok büyük bir yer değil. Böyle imkanlara ulaşmamız ancak festival sayesinde oluyor. Doğma büyüme Bergamalıyım ve bununla çok mutluluk ve gurur duyuyorum. Çok kıymetli topraklarda yaşıyoruz her şeyden önce. Çok katmanlı kültüre sahibiz. Bergamalıysanız, Bergama'da yaşıyorsanız bir kere çok özel hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü 4000 yıldır yaşamın kesintisiz devam ettiği bir yer. Halka hitap eden tiyatrolar olması gayet güzel olur diye düşünüyorum. Bergama dünyaya penceresi açık olan tarihi bir şehir. Şehir dışından gelen çok konukları ağırlıyoruz. Daha çok insanlarla tanışma şansımız oluyoruz. Bergama'yı tanıtma açısından çok güzel oluyor. Bu sene aslında temamız birazcık Bergama'nın taşları, Bergama'daki taşların hikayeleri. Aynı zamanda festivalin hikayesi üzerinden ilerliyor. Bergama'da her taşın, her sokağın, her festivalin, kermesin, Bergama Tiyatro Festivali'nin apayrı bir hikayesi var. Biz de festivalin bu sene 5. yılında kendi hikayemizi bu Bergama'daki taşların üzerinde anlatmaya devam ettiğimiz için biraz Bergama'daki taşlara değinelim istedik. 9-10-11 Ağustos'ta Bergama Tiyatro Festivali'nde hepinizi bekliyoruz. Eskimeyen heyecanımız, yeni olanı merakımızla. 9-10-11 Ağustos Bergama Tiyatro Festivali. 5. kez. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Bergama'nın bu şekilde güzel etkinliklerle tekrardan gündeme gelmesi, tiyatro festivali gibi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Festivallerin her zaman Bergama'ya değer kazandığını görmemek mümkün değil. Geçen Fazıl Say'ın geldiğinde bile Bergama'da fevkalade bir hareket oldu. Şu anda tiyatro festivalinin de çok iyi bir hareket getireceğine inanıyorum ben. Gençlerin bu gibi tiyatro sevgisini tanıması, anlaması, yaşaması iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Bergama'ya yakışan bir etkinlik. Çünkü burada çok güzel antik tiyatrolar var. Yapılması gereken bir yer zaten Bergama. Bunu sağlayanlara biz minnettarız açıkçası. Yani Bergama'ya yakışan çok güzel bir etkinlik oluyor. Ekonomik anlamda da bu 3 gün bizim yılımızın en güzel 3 günü oluyor. Çok ciddi bir gelir sağlıyor bize. Biz çok memnunuz. Çok mükemmel bir çalışma, çok güzel bir oluşum. Bergama'ya da hareket getiriyor. İnsanlarımızın kültürünün artmasına vesile oluyor. Daha sık, daha değişik şartlarda halka hitap eden tiyatrolar olması gayet güzel olur diye düşünüyorum. Evet, yani farklı yerlerde yapılıyor. Yani şehrin farklı bölümlerine belli saatlerde hep bir canlılık sağlıyor. Bu da çok güzel oluyor. Yani antik tiyatrolardaki tiyatrolardan hariç işte buradaki söyleşiler, çocuk tiyatroları, farklı yerlerde başka atölyeler yapılması her yere bir canlılık sağlıyor Bergama'da. Muazzam bir 3 gün geçiyor yani. Birkaç tanesine katılabildim. Daha önce çünkü çalıştığım yerde izin alma şansım yoktu. Zaten Aras'ın orta meydanında da 2-3 tanesi orada oluyor. Bu yılda olacağı söyleniyor. 3 tanesi falan orada oynanacakmış galiba. Güzel. Yani kültür, yani insanın kültür seviyesi de artıyor. Hareketli, keyifli yani. Gün içinde olanlara gidemiyoruz ama akşam olanlara gidiyoruz. Çünkü gün içinde biz de çok yoğun oluyoruz. Tiyatro festivalinin olduğu günler kafamızı kaldıramıyoruz. Hatta o gün dükkanı bir tık daha geç kapatıyoruz. Hatta o pazar açıyoruz tiyatro festivaline özel olarak. Bu şekilde ama gündüzdekini çok fazla takip ediyor. Çocukla ilgili olanları eşim takip ediyor, o götürüyor. Öyle hallediyoruz. Bu sene Bergama'yı yine çok güzel oyunlar bekliyor. Bu sene Asklepion'da bir tane sahaya, alana özel bir işimiz var. Eski Köy Yeni Hayal diye. Yine
Bergama'daki kadınların hikayelerinden topladıkları bir çalışma yapacaklar. Biz de onun için çok heyecanlıyız. Bizim için de yeni bir deneyim olacak. Onun dışında iki tane oyunumuz var. Fahrenheit 451 ve Cyrano var. Yine onlar da Askepion'da bizimle olacak. Bu sene bir de kiosk bölümümüz var. Bölgeden 4 tane oyun sergileyeceğiz. Onun için de oldukça heyecanlıyız. Onun dışında yan etkinliklerimiz var. Her yıl olduğu gibi tiyatro yürüyüşlerimiz var, müze gezimiz var ve Bergama tadım yemekleri var. Asklepion'da izleyeceğiz, Berkame'de izleyeceğiz, Aras'ta'da bir iş izleyeceğiz. Onun dışında aslında Aras'ta'da farklı etkinliklere katılmak da mümkün olacak. Oyun izlemenin haricinde paneller, söyleşiler de olacak. Geçmiş kültüründeki zenginlikleriyle şimdiki zamanımızda bunu tekrardan duyurup yaşatabiliyorsak ne mutlu bize. Ve ben de bunun tiyatro festivali gibi gerçekten kıymetli, zengin, altyapısı sağlam bir festivalle çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemlerde de ona keza bu yılda da bunun giderek artarak, yükselterek kendini olacağına inanıyorum, eminim. Bir Bergamalı olarak hem yaşadığımız kent adına, hem gençler adına, gelecek nesil adına tiyatro festivali gibi nicelerin olmasını gerçekten umut ediyorum. Gelecek zamanlarda da bunun sürekliliğini, daimiliğini istiyorum. Bergama yemekleri tadımı olacak yine bu sene. Bergama'ya özgü yemekleri, böyle hem yapılışını izleyebileceğimiz hem de daha sonrasında tadabileceğimiz bir atölyemiz olacak. Onun dışında Bergama'daki sinemaların izinde diye bir yürüyüşümüz var. Bergama'daki eski sinemaların izini takip ettiğimiz ve anlatıcımız eşliğinde aslında bunların da hikayelerini dinlediğimiz yine temamızla ortak olarak var. Daha önceki yıllarda da yaptığımız antik tiyatrolar yürüyüşümüz de yine bu sene olacak. Yani aslında hem oyunlar hem de Bergama'nın bu kültürel mirasını taşıyarak bu seneki festivalimizi böyle yaptık. Burada çok fazla yabancı insan geliyor. Büyük, müthiş bir sirkülasyon oluyor. Bergama çok güzel bir şehir ama tanıtımı eksik sadece. Çok fazla dönemiz var ama onları öne çıkaramıyoruz. Festivalle beraber en azından böyle öğren yerleri olsun. Gelenler kalıyor. Onlar hem Bergama'yı geziyor, hem yemeklerin tadına bakıyorlar, hem diğer esnaflara faydası oluyor. Markete giriyorlar, bakkala giriyorlar, çay içiyorlar, kahve içiyorlar. Herkese bir faydası oluyor. Bu yüzden inşallah devamında gelir. Ben zaten Aras'ın içerisinde çalıştığım için sürekli onlarla beraberim. Mesela röportajlarında beraberim, hazırlıklarında beraberim. Saat 7 gibi başlıyorlar zaten hazırlık yapmaya. Onlarla beraber bitesiye kadar, saat 7'ye 8'e kadar içişeyiz. Mesela oyun bittikten sonra da oyuncularla oturup konuşma şansımız oluyor. Yani benim açımdan çok güzel geçiyor. Yani oyunu izlemiş kadar da oluyorum. Onların heyecanı birebir de yaşıyorum. Böyle bir avantajım var. Elimden geldiğince tiyatro gösterilerine katılmayı ve konferanslara, söyleşilere katılmayı çok istiyorum. Tabii ki yaptığım işten dolayı çok fazla vaktim olmuyor ama en bir müsait zamanımda da özellikle tiyatroları çok severek takip ediyorum ve katılıyorum. Bu sene de zaten sosyal medyadaki paylaşımlarınızdan da görüyorum. Ben de elimden geldiğince paylaşıp çevreme tavsiye ediyorum. Tiyatrolar ve özellikle işte Aras'ta'da yapılacak etkinlikler beni çok uyandırıyor bende. Ve artı atölyeler. Esnaf açısından da güzel oluyor. Dışarıdan konuk ağırlaması. Yani başka kültürlerle tanışmak, gelen oyuncularla birebir konuşmak, onlar da çok keyifli, onları tanımak. 2-3 tanesiyle güzel bir dostluğumuz oldu oyuncularınla beraber. Keyifli yani, güzel geçiyor. Yani esnaf için de çok faydası oluyor, bu maddi açıdan da oluyor. Keyifli, güzel. Bergama çok özel bir kent. Helenistik dönemden, Roma dönemden, Osmanlı'dan izleri olan ve tiyatronun artık bu topraklarda oynandığı, Asklepion gibi bir amfitiyatrosu olan bir kent. Bu kentin tiyatroyla buluşması elbette çok heyecan verici. Bu kentte bir tiyatro festivali olması. Ve sadece bu değil, aynı zamanda hem gençlere, çocuklara, amatör tiyatro gruplarına alan açan bir tiyatro festivalinin olması, bütün kente yayılması açısından festival çok önemli diye düşünüyorum. İçerik olarak baktığımızda da festivalde çok önemli oyunlar var. Ve böyle bir bağımsız yapının aynı zamanda birçok paylaşanı, bileşeni de içine katarak ilerliyor olması Bergama için çok önemli ve bizim için çok heyecan verici bir festival. O yüzden bu kentte yaşayıp bunları deneyimliyor olmaktan da çok mutlu olduğumu söyleyebilirim.